Herkese merhaba ben Mirliva. Battlefield 2042 5. sezonundan yeni bir ayar videosuyla sizlerle beraberim. Öncelikle ayar videosuna başlamadan önce iki şey söylemek istiyorum. Bu hiçbir şekilde metin yazmadan ayarları açıp sizlere önemli gördüklerimi hızlı hızlı anlatarak olacak. Muhtemelen uzun sürecektir. İkincisi ise tüm bu ayarları yapmadan önce user cfg ayarını yapmanız gerekiyor. Bunun için ayrı bir YouTube videosu çektim. User cfg nedir? Battlefield Frostbite oyun motorunu kullanıyor. User CFG dosyası oluşturduğunuz zaman Frostbite motoru ile ilgili kodlar yazıyorsunuz ve bu kodları oyunu başlatırken zorunlu olarak çalıştırıyor. Yani buradan her oyuna girdiğinizde buradan konsolu açıp bin tane kod yazmanıza gerek kalmıyor. O sizin için çalıştırıyor. ne işe yarıyor? 2042'nin işlemci kullanımı çok sorunlu. Yani çok yüksek bilgisayarlarda bile çok fazla işlemci kullandığı için FPS dropları sebep oluyor. O kodlar sayesinde hem oyundaki bazı işte silahlarda mesela deep of field nişan aldığınız zaman bulanıklık gibi şeyleri kapatan ayarlar var. Işık ayarı var. Mesela benim karakter gördüğünüz gibi karakterim silahlarım falan siyahtır. Onunla ilgili mesela bir ayar var. Işık ayarı. Buradan light. Şunu böyle yazıyorsunuz. Sıfır diyorum. Ha bendeki birmiş galiba bir dakika. Şöyle yapalım. Bir yapıyorum. Bakın ışıklar geldi. Ya bu Bunlar mesela tamamen FPS, performans odaklı ayarlar diyeyim. Onu ayrı bir video olarak yaptım. Şimdi burada anlatırsam onu boşu boşuna videoyu uzatmış olacağım. Mutlaka gidip izleyin. Video açıklamalarına veya yorumlara başa tuttururum. Önce onu yapın arkadaşlar. Onu yapın. Gelin devam edelim. Şimdi hemen vakit kaybetmeden options kısmına giriyoruz. İlk ilk olarak crossplay. Konsollarla beraber oynamak istiyorsanız ya da PC'deyseniz, konsoldaysanız farklı platformlarla oynamak istiyorsanız açık olmalı. Oyun yani hızlı oyuncu bulsun istiyorsanız Server bulsun istiyorsanız açık kullanmanızı Tavsiye ederim. Diğerleri zaten Gördüğünüz gibi onlar Elo followers takip edilmek istiyorsanız Hani sizin üstünüzden oyuna girmeyi Followlara görünüyor mu bilmiyorum ama e, Persistence serverı on yapabilirsiniz Bu kurduğunuz server Mesela portalda server kurdunuz Çıktığınız oyundan serverınız kalıyor Kapanmıyor. Bunu mesela on yapabilirsiniz. Bu önemli e, Usage datayı Of veya on yapabilirsiniz. Profilinize üçüncü parti sitelerden bakmak istiyorsanız bunu on yapmanız gerekiyormuş sanırım. On yapmazsanız gözükmüyormuş. Display'e geçelim. Ben full screen kullanıyorum. Bence full screen kullanmalısınız. Alt tap yapınca oyun çok bozuk bu arada. 5.de de girdim oyuna. Bu problemi yaşayan insanlar var. Yayınlardan biliyorum. Bozuk oyun. Açılmıyor. DirectX hatası veriyor. Ekran kartınız bulunamadı diyor. Saçma sapan şeyler. Full screen hem daha iyi FPS alırsınız hem de input lag yani gecikmeyi en düşük şekilde olursunuz. O yüzden full screen tavsiye ediyorum. Diğer ayarlar sizin monitörünüze göre. E, mutlaka kontrol edin. 144 Hz monitör kullanıp da buradan 60 Hz ayarlı olabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Field of view bakış açınız, görüş açınız. Ben 74 kullanıyorum. 74 işte 90'a tekabül ediyor. Kişisel tercih. Ben 74 yani 90 FOV'u oldum olası daha rahat buluyorum. Araçlarda biraz daha geniş açıdan görmek için field of view dedim. ADS field of view nişan aldığınız zaman oyunun default field of View'una yani bakış açısına geri dönüp dönmeme ayarı. Artık bunu off'tu eskiden şimdi 10 olarak ayarladılar. 10 kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü field of view diyelim ki ben 74 ayarladım. Nişan aldığım zaman bu off olsaydı 55 yapıyor yani hayvan gibi zoomluyor. Bu da oyunda sürekli nişan al bırak, nişan al bırak yaptığınız zaman çok fazla field of view değişikliği yaptığı için gözünüzü yorar, beyninizi yorar. O yüzden ben açık kullanmanızı tavsiye ederim. Brightness de yine kişisel bir ayar, kafanıza göre. Ben 55'te kullanıyorum. Karanlık çok karanlık geliyor oyun 60 65'te kullanabilirsiniz. Motion blur mutlaka kapatın. Hızlı hareket ettiğiniz zaman etraftaki işte bulanıklık hissiyatı, Hala oyunlara niye koyuyorlar bilmiyorum. Cinematic ve vignette bunları da kapalı kullanın. Bunlar gereksiz işte efektler. Şimdi grafik preset'e gelelim. En önemli yerlerden bir tanesi. Ben de gördüğünüz gibi ultra da var, high da var. Öncelikle bilgisayarınız iyi değilse, iyi performans almıyorsanız buradakilere görmezden gelin. Tamamını low yapın. Allah ne verdiyse low'a çekin. Ama bilgisayarınız biraz iyi, orta seviye, iyi seviye bilgisayarınız varsa buradaki ayarları yapabilirsiniz. Tekstür kaliteli, kaplama kalitesi. Ultra kullanıyorum ki güzel gözüksün diye. Bu arada low ve diğerleri şeklinde ayrılıyor bu. Buglı çünkü. Yani low'da sadece biraz Farklı geri kalan hepsi aynı performans olarak görüntü olarak neredeyse Muhtemelen hala bug'dır düzeltmemişlerdir O yüzden low'da da fena değil bu arada yani low'da da olabilir Ben ekran kartına biraz yük bindirsin işlemci rahatlasın diye ultra'ya çektim Geri kalan ayarlar bu şekilde En çok FPS'e düşünen ayarlardan bir tanesi yani iki tanesi Efekt quality ile post process quality Bu ikisini mutlaka low kullanmanızı tavsiye ederim Mesh quality uzaktaki objelerin renderlanmasıyla alakalı e bu da güzel FPS e düşüren, performansı etki eden ayarlardan bir tanesi. E bunu da hani binalar siz koşarken bir anda zart diye önünüze geliyorsa muhtemelen low'dadır bu. Bunu da bilgisayarınızın durumuna göre ayarlayın. Yani dediğim gibi özetle bilgisayarınız iyi değilse düşük FPS alıyorsanız check in low'a. Bilgisayarınız iyi ise bu ayarları yapabilirsiniz. Antialiasing köşe yumuşatma low'da kullanıyorum. High fidelity low. Aşağı gelelim. Dinamik çözünürlük kapalı. DLSS kapalı. Ray tracing vesaire kapalı. Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız Nvidia Reflex Enable artı Boost şeklinde bende. Latency, VSNC vesaire bende kapalı. Hudlara gelelim. Bu kamera shake amount'ı mutlaka kapatın arkadaşlar. Bu patlamalarda işte o tarz efektli şeylerde kameranın sallanma ayarı en düşüğe çekin bunu. Boş boşuna kameranız sallanmasın. Soldier Compass pusula harit, yani askerinizin ekranın altındaki pusula bu. Ben her zaman açık olsun dedim. İsterseniz sadece nişan aldığınızda açık olabilir falan. Buradan tamamen kapatabilirsiniz. Ben de her zaman açık. Colorblind e, renk körü modu. Dilerseniz buradan custom yapıp kendiniz de işte renkler oluşturabilirsiniz. Oyunun kendi renklerini sevmiyorsanız. Ben bir ara oluşturmuştum. Sonra sıkıldım. Normal default haline çektim. Off yaptım. Bu show kills made by e, Killlog yani ekranın sağında birilerini öldürdüğünüz zaman ya birileri Oyunda öldüğü zaman onların ayarı. Ben sukuaten nearby yaptım. Bu ne demek? Benim sukuatımdakiler ve yakın bölgemdekileri göster dedim. Hani taktiksel olarak da kullanılabilir veya sadece sukuat işte tüm serverdaki herkesinkini ya da sadece kendinizinkini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. O yüzden sukuaten nearby yaptım ben. Sukuaten nearby bence mantıklı. Şimdi yeni gelen ayarlardan bir tanesi damage number. Artık bu buraya taşındı. Şimdi damage number eskiden ekranın altında yazıyordu ve kapalı geliyordu. Çok fazla insan bunu soruyordu. En fazla merak edilen ayarlardan bir tanesi de buydu. Şimdi bunu screen center yani ekranın ortasına alabilirsiniz. Veya aşağı alabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Ben bu şekilde ayarladım. Crosshair'in biraz sağ üstünü aldım. Büyüklüklerini vesaire buradan değiştirebilirsiniz. Medium gayet kafi, kafi geldi bana. 60'a 50 yaptım. Bölge olarak bu yerini değiştiriyor. Hani tamamen size bağlı. İsterseniz ekranın altında kullanın Kafanıza göre yani Ama damage number'ın açık olması güzel Adama ne kadar vurduğunuzu görüyorsunuz iyi oluyor Chat visibility ben genelde hide kapalı kullanıyorum Oyun içinden H tuşuyla değiştirebiliyorsunuz Enable all chat bu da yeni gelen ayarlardan bir tanesi Eskiden yoktu All chat dedi karşı takımdakilerle de yazışabiliyorsunuz Buradan hani maç sonunda anabacı yapacaksanız Birbirinize sövecekseniz falan Bunları açık yapabilirsiniz Tabii ki yapmayın böyle bir şey takılıyorum Küfür etme herkes gg yazsın Chat background opacity bu chat bölümünün arka plan opacity'si falan. Bunu ben herhalde hiç ellememişimdir. Default ayarladım. Buradan HUD scaling'de de mini biraz arttırdım ben. Mini boyutunu arttırıyorsunuz. Hatta görüyorsunuz sağdan ne kadar olduğunu. Ben 120 falan yapmıştım. Birazcık büyük olsun mini map dedim. Buradaki diğer ayarlar da mini map'te göreceğiniz şeyler. Crosshair'e geçelim. Crosshair opacity'si yani netliği ben de full. Ondan sonra default olarak ben beyaz kullandım. Farklı renk seçeneği istiyorsanız buradan renk ayarlayabilirsiniz. Thickness bu arada kalınlığını seçebiliyorsunuz buradan. Çok görmüyorsanız eğer bazı yerlerde ince geliyorsa buradan tick yapabilirsiniz, kalın. E, Crosshair projection bunu kapatmanızı tavsiye ederim çünkü bu hareketli durumlarda koşarken bir objenin üstünden atlarken, pencereden çıkarken falan crosshair'in hareket etmesini değişik değişik hareketler yapıyor abi. On yapmayın, off yapın. Ya büyük ihtimalle off hali daha çok hoşunuza gidecektir. Bence off da kullanın. Hit indicator vurduğunuz zaman hit işaretinin çarpı artı şeklinde hit işaretinin gözükmesi. Geçen yayında bir tanesi bende bu hit indicator yani vurduğum zaman hitler gözükmüyor dedi. Yanlışlıkla büyük ihtimalle bunu sıfıra çekti o arkadaş. O yüzden bunu mutlaka %100'de kullanın. Normal hit kalır bende beyaz. Headshot attığım zaman kırmızı. Kil aldığım zaman yeşil. Bunu da kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Farklı renkler kullanmanız bence güzel olur. Mesela heyse attığınız zaman farklı bir renk kullanmanız. Hani adama headshot attığınızı fazlasıyla canını götürdüğünüzü anlıyorsunuz. Çünkü görsel olarak o rengi gördüğüm anda ben kırmızıyı diyorum ki tamam ben heyseyi attım bu adama. Demek ki bura bile bakmama gerek kalmıyor. O yüzden normal hit kalır, headshot kalır ve kill kalır olarak farklı renklere ayarlamanızı tavsiye ederim. Armor broken, armor kullanan armor, armor plate kullananların Armoru kırıldığı zaman bir gösterge olsun diye ben bunu kullanıyorum. İyi oluyor çünkü armor demek fazladan bir mermi iki mermi demek çünkü. Armor kullanıp kullanmadığını kırdığımı anlamak için bunu da on yaptım. Show damage type'ı off kullandım. Bu da vurduğunuz damage'e göre sanırım farklı boyutta gösteriyor. Farklı şekillerde gösteriyor. Ben off yaptım. Soldier demeye color bu kırmızı. Vehicle demeye çıkılır da burada normal bir renk olmuş. Vehicle'da tick yapmışım. Minimap'e gelelim rotate with view yani siz döndükçe minimap'i de döndürmesi ben on kullanmayı tercih ediyorum Minimap scale'i az önce zaten vardı ayarı yine buradan 120 yaptım Şimdi burada şöyle bir şey var default minimap view distance bu normalde oto geliyor Bu oto ne oluyor arkadaşlar bunu en işte nasıl diyeyim en düşük metrede ayarlıyor Mesela burası galiba default'ta 30 metre oto da 30 metre yapıyor açık alana çıktığınız zaman kafasına göre 100 metre yapıyor Bence medium kullanın. Medium'da da ayarları da ben bu şekilde yaptım. Metre olarak işte 50, 100, 150, 100 şeklinde. Bu sayede biraz daha geniş bir yerden görüyorsunuz haritayı. Ama çok da yakın değil, çok da uzak değil. Tam ortalı görüyorsunuz. Böylece çok yakın mesafede bina içinde burun buruna adam varsa görebiliyorsunuz. Ya da gideceğiniz işte 100 metre ötede bir yerde bir spot varsa onu da görebiliyorsunuz. Ben böyle mantıklı buldum. O yüzden bu şekilde kullanıyorum. Siz de deneyip kullanabilirsiniz. Otoda bence fazla yakın oluyor. Alttakiler bu şekilde. büyük harita, M'ye bastığın zaman çıkan haritada da bu şekilde gözüküyor. Bu da icons, bu da işte oyundaki objelerin mesela buraya dokunmayın. Buraya dokunduğunuz zaman çok fazla şey bozuluyor. Burası default hali bu şekilde. Çünkü acayip acayip 67'ler, onlar, 15'ler falan var. Buraları elleşmeyin. Aşağıya bakacağız. Yani default değilse restore default yapın. Buraları bozduğunuz zaman bayağı bir şey karışıyor normal objektifler bende 100. Objektif işte icon opositesi. Objektif dedi de şey işte bayraklar vesaire. 85 yaptım. Zoom dediği zaman nişan açtığım zaman objektifler gözükmesini istiyorum ben. Çünkü de E bayrağı var. Tam adamla kapışıyorsunuz. Zoom'u bir açıyorsun. Eşek gibi E yazıyor ekranda. Adamı göremiyorsun. O yüzden nişan açtığım zaman kapansın dedim. Ya da böyle 10-15 falan yapabilirsiniz. Sönük gözükmesini istiyorsanız. Ama bence direkt düşmana odaklanmak için ben sıfır yaptım şimdilik. Friendly Icons takım arkadaşlarınızın ikonlarının büyüklüğü. Yine e, zoom açtığım zaman mesela revive. Revive işareti zoomda gözükmesin. Ama takım arkadaşımı yanlışlıkla taramak istemediğim için zoomlayınca takım arkadaşlarımın görünürlüğünü biraz kıstım mesela ben 70'e çektim. Bunlar da tamamen kişisel tercihler. Ben en azından kendi ayarlarımın üzerinden anlatıyorum sizlere. Squat icon yine aynı şekilde. Squat arkadaşlarım daha önemli olduğu için onları mesela aim açınca 20 yaptım. Revive Durumlarını görebilmek için en azından yani eğimde de biraz gözüksün dedim Gözümden kaçmasın dedim En önemli kısım enemy düşmanların ikonu Düşmanlarda bence her şey yüz yüz -100, 100 şeklinde Hatta isterseniz düşman ikonlarını biraz büyütebilirsiniz bile Hatta büyüteyim ya ne olacak %115 yapalım Düşmanlar biraz böyle gözümüze gözümüze gelsin Yine zoom açınca full gözüksün Bunu da bence bu şekilde kullanın e neutral icons bu da neutral icon dediği şey galiba. İşte mermi çantası, tırvır zıvırdır onlar için. Yine zoom açınca azalttım. Pink pink marker aslında pink zoom açınca pink'in gözükmesi iyi olabilir ya. Ben niye kısmışım ki bunu? Pink atıyoruz ya düşmanı göstermek için. Bunu o yüzden birazcık 50 yaptım. Interaction da yüzde kalmış. Bu tarafı bitirdik. Ses kısmına gelelim. Ses tamamen sizin kendi keyfinize kalmış. Benim tavsiyem 3D headphones deneyin. 3D headphones'ta hem pozisyonel olarak ses iyi geliyor. Ayak sesinin işte ne taraftan geldiği hem de ayak sesinin işte tokluğu mu diyeyim, netliği mi diyeyim iyi geliyor. Farklı ayarları denedim. 3D headphones'u kesinlikle beğendim. 2042 yani ilginçtir. Çoğu şeyi eksik yaptı ama ayak sesleri konusunda gerçekten başarılı olmuş. Audio in background'ı kapattım. Hit indicator vurduğunuz zaman ses gelsin açık. Ee, arabalarda radyo vesaire çalıyor. Ben onları kapatmıştım. Ne olur ne olmaz? Telif melif gelir diye. Voice chat squad'la birbirinizle konuşmanızı sağlıyor. Ben off yaptım. Çünkü mikrofonu açık unutuyorlar. Nefes alıp veriyorlar falan böyle mikrofon ağzında kalıyor adamın. Squad'a gelen adamın o yüzden kapattım ben. Altyazılar e, maça girerken altyazı vesaire yazıyor. Kafanıza göre isterseniz açın, isterseniz kapatın. Ben bilgisayardan oynadığım için kontrolörü kullanmıyorum. Kontrolör tarafını geçiyorum. kontrolla ilgili özel ayarlar öğrenmek istiyorsanız controller kullanan farklı işte YouTuber'lar vesaire varsa onları bir aratın YouTube'da. Onlara bakın. Çünkü hiç inanın hiçbir bilgim yok. E, mouse Keyboard'a geçelim. E, keybindler tamamen sizin keyfinize kalmış. Tuşlar ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela e, Assault'u çok oynadığım için şey yaptım. Cam basmayı mouse'un yan tuşunu aldım. Mesela Class Gadget. Mouse'un yan tuşunu aldım. Çok fazla oradan cam bastığım için. Çünkü BF5'te de cam basma benim mouse'da yan tuştaydı. Oradan bir alışkanlık var. Onun dışında mesela silah Eklentilerini yine mouse'un yan tuşunu almıştım ben. Diğer yan tuşu almıştım. E, kafanıza göre yani tuş olayı tamamen size kalmış. Buraya geçelim. 10 e, foot'a gelelim. Şimdi 10 foot'ta Soldier Mouse Aim Sensitivity var. Ben 800 DPI ve 6 kullanıyorum. Yine Field of View ayarı da burada mevcut. Yine Edios Field of View burada mevcut. En önemli ayarlardan bir tanesi. Bu da eskiden off'tu en son gelen güncellemelerle birlikte bunu da 10 yaptılar. Uniform Soldier Aiming nedir? Uniform Soldier Aiming işte 1x Iron Sight kullanırsanız, 1x kullanırsanız, 3.4 dürbün, 6x dürbün. Bunlar da sizin dürbünlerdeki mousepad'deki hareketinizi eşitlemeye çalışıyor bir nevi. Yani 1x dürbünde 10 santim hareket ettirdiğiniz zaman ekranda gittiğiniz yerle 6x dürbünde yine 10 santim hareket ettirdiğiniz zaman ekranda gittiği yeri aşağı yukarı eşitlemeye çalışıyor ki Bence iyi bir ayar. Onda kullanmanızı tavsiye ederim. En önemli ayarlardan bir tanesi Zoom Sensitivity Confident. Bu neyse nasıl okunuyorsa artık. Bu %133, %178 falan oluyor default galiba. Ben aşağı çektim. Aşağı çekmemin sebebi de şu zaten. Orada da söylüyor. Greater value, higher sensitivity, higher zoom level diyor. Yani bunu fazla arttırırsanız yüksek dürbünlerde daha hızlı olur diyor. Ben genellikle 1x kullandığım için kişisel olarak sıfıra çektim. Bunu bir deneyin yani 0 deneyin, 133 deneyin, 178 deneyin çarpanları bunlar çünkü 0 tavsiye ederim. Ee, soldier sprint bende hold isterseniz toggle kullanabilirsiniz ben shift'e basık tutmayı seviyorum ee, double tap off yapmışım ben shift, e, shift basınca koşma olayını on yapılabilir sprint auto sprint neyse off kalsın işte. elimin ayarı karışmasın ee, soldier weapons'un bunları zaten elleşmiyoruz. Ee, Ondan sonra paraşüt açık işte paraşüt açılması otomatik olsun mu olmasın mı ayarı. E, auto throw grenade and throwing knife. Bu çok gıcık ayarlardan bir tanesi. Fırlatma bıçağını ve grenade'leri G'ye normalde G'de bende. G'ye bastığınız zaman direkt atsın mı? E, bu offsa G'ye basıyorsunuz elinize alıyor. Bir de sol tıka basıyorsunuz. Bence gereksiz fazladan işlem. Bunu on yapın ki G'ye basınca tak diye atsın. Bu Revive Interaction Request Skip revive bence Toggle kullanın. Bu işte öldünüz diyelim revive isteyeceksiniz. 2 saat mesela E'ye basık tutmanıza gerek yok Space'e basık tutmanıza gerek yok bir kere basıyorsunuz. mı mesela kaldırmaya kimse gelmedi Space'e basık tutmanıza gerek yok Space'e bir kere basıyorsunuz o sizin yerinizi dolduruyor. O yüzden Toggle kullanmanızı tavsiye ederim. Invert C5 input bu sağ tıklamı C5'i fırlatsın sol tıklamı C5'i fırlatsın. Bunu da tamamen zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada araç senslerinde hiçbir şeye dokunmadım. Buralara geçiyorum. Şey pardon araç sensleri diyorum. Advanced'mış. Araç ne alakaysa. Uniform ee, Soldier Aiming'i açtığım için buradan herhangi bir ayar değiştirmedim. Ama mesela diyelim ki sniper'sınız. 6x dürbünü kullanmayı çok seviyorsunuz. Uniform Soldier Aiming'i diğer bütün dürbünlerde beğendiniz ama e, 6x'de beğenmediniz. bir tık hızlı geldi. Çek abi buradan 90'a. Dene. Yani en azından bunu böyle 90'la çekip deneyebilirsiniz bu şekilde hangi dürbünü çok kullanıyorsanız bu şekilde deneyebilirsiniz. Vehicle 20 yaptım ben. Field of View'u fullledim. Tank Aim Sensitivity vesaire bunlar full. Ondan sonra Vehicle Aim Relative Control bu şeydi galiba. Siz hani aracın altı dönüyor. Üstü sabit kalıyor. Ama siz aracın altını döndürdüğünüz zaman üstü de sizle beraber dönüyor. Sağa sola. Onu soran arkadaşlar vardı. O ayar bu ayar galiba arkadaşlar. Bu ayar mıydı ya? Bakayım. Ha şu ayar şu. The couple tank Turret Aiming. Bu bu bu. Pardon bu ayardı. Dediğim gibi taretin aracın alt kısmıyla dönmesinden memnun değilseniz gelin bu ayarı bulun. Neyse diğerine çekeyim. Ben 10 kullanıyorum. Çok araç kullanmadığım için 10 şu an tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Deneyin işte o araç ve taretin ayrı ayrı dönme mevzuları. Accessibility'ye gelelim. Burada da çok güzel ayarlar var. Buraya çok bakılmıyor diye düşünüyorum. Yine boşum bulur işte Burada sıfır yapmıştık zaten. Arkadaşlar şu yeni geldi. Reduce Sprint Camera Motion. Ee, nasıl anlatayım? Koşarken böyle hafif kafamızın sallantısının gerçekliğini vermeye çalışmışlar oyuna. Çok hafif böyle bir kafa sallanıyormuş gibi koşma hissiyatı yaratıyor. Gözünüzü yormaması için bunu 10 kullanmanızı tavsiye ederim. Yine kamera şey command burada. Şuradaki ayarlar çok güzel. Concussion efekt. Normalde flash yediğiniz zaman beyaz oluyor ya. Gecenin bir vakti karanlıkta oyun oynuyorsunuz. Flaşı biliyorsunuz. Paat bembeyaz oluyor ekran. Abi darka çekiyorsun. Simsiyah oluyor. Mis gibi. Kör olmuyorsunuz. Dark kullanın mutlaka. bu e, bu crosshair projection zaten kapatmıştık. Crosshair'in bir yerlerden atlarken ederken falan hani hareket etme olayıydı. Şimdi zayn kullanıyorsanız Zayn'in biliyorsunuz yaralıyken e, birini öldürürseniz Zane'ın bir anda canı hızlı bir şekilde doluyordu. Ama bu tabi böyle bir Aşırı bir netlik efekti ve sesle beraber geliyordu. Ben o netlik efektini hem birazcık fov'u değiştirdiği için hem de aşırı net yapıp bir anda tekrar normal haline geldiği için. Ama oyunun da normal halini az önce net olarak görüp şimdi bulanık geldiği için sevmediğim için 20'ye çektim. Ölüyordum lan anlatırken. Bence siz de bunu düşürün. Çünkü Zayn oynuyorsanız eğer main karakterinizse ya da çok oynuyorsanız rahatsız ediyorsa ayarı burada arkadaşlar. Ses olsun bence hani duyayım efekti işledim işlemedim diye. Ama görselliğini azaltabilirsiniz ben hani 20 belli oluyor ama çok rahatsız etmiyor o yüzden 20 kullanıyorum bunu hani kendi kafanıza göre isterseniz komple sıfıra çekin size kalmış Subtitles Controls kısmını zaten kullan şey yapmıştık görmüştük Request Skip Revive vesaire bunlar az önce vardı zaten ekstralarda da bir şey yok bu şekilde arkadaşlar ayarlarımız bu şekilde yeni gelenleri önemli olanları sizlere anlattım tekrar hatırlatıyorum eğer videoyu sardırdıysanız videonun sonuna geldiyseniz bir şekilde mutlaka ama mutlaka user cfg videosunu izleyin. User cfg yapın. Ondan sonra gelip ayarlarınızı yapın. Çünkü user cfg oyunun düzgün çalışabilmesi için işlemcinizin %100 olmaması için en önemli şey. Önce user cfg yapıyoruz. Sonra ayarları izliyoruz istiyorsanız. Ben elimden geldiğince uzattığım yer varsa ki yok galiba herhalde takır takır söylemeye çalıştım. Uzattığım yer varsa keserim bölüm bölümde işte nereye anlattım işte general display sound aşağıya videonun aşağısına böyle bölüm bölümde koymaya çalışırım e, bu şekilde arkadaşlar umarım faydası olmuştur videonun çok teşekkür ediyorum bundan sonra canlı yayınları YouTube'da yapmayı planlıyorum YouTube'da çünkü artık AV1 kodek geldiği için yayınların kalitesi Twitch'in iki katı oldu yani cam gibi oluyor e, İzlemediyseniz mutlaka YouTube'da canlı yayınlara bekliyorum bildirimleri vesaire açmayı unutmayın seviyorum sizleri İyi oyunlar hoşçakalın